Afiru yufer leküm veylün li ekmail kavl veylün lil musirrin ellezine yusirruna ala ma fa'lu ve hum ya'lemun. Burada da emrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İrhamu, merhamet ediniz, merhametli olunuz. Türhamu, o zaman size de merhamet olunur. Siz de merhamete liyakat kazanırsınız. Merhamete liyakat kesbedersiniz. O zaman siz de merhamet olunursunuz. Merhamet ederseniz. Siz merhametsiz olursanız size de merhamet muamelesi nasip olmaz. Merhametli bir muamele görmezsiniz ahirette. İrhamu, siz merhamet edin de çevrenizdeki mahlukata, yani önce insanlara merhamet, sonra mahlukata merhamet. Kuşlara, kurtlara, karıncalara, böceklere, her şeye. Yani ben ağacın dalı kırıldığı zaman bile vallahi üzülüyorum. Çimenler çiğnendiği, sarardığı zaman bile üzülüyorum. Neden? Allah bize o duyguyu vermiş, kalbimize o şeyi vermiş. Karınca ezildiği zaman üzülüyorum. Böyle dönmeye başladığı zaman olduğu yerde üzülüyorum. Televizyonda şeyi gösterdiler. Atmacayı alıyor koluna, şahin atmaca neyse, efendim salıyor bir kuşun peşinden, gidiyor arkasından bir gaz alıyor, düşürüyor, tüylerini uçuruyor, parçalıyor. Üzülüyor insan. Zulme üzülüyor haksıza. Ya senin yiyeceğe içeceğe ihtiyacın var, ne diye bunu yapıyorsun? İşte yani merhametsizlikten üzülüyoruz, merhametten memnun oluyoruz. Merhametli yaratmış Allah Müslümanı. İrhamu, merhamet edin. Türhamu, siz de merhamete mazhar olun. Vagfiru, siz affedin, mağfiret edin. Yunferleküm, size de mağfiret olunsun. Siz de af olunabilirsiniz. Affa mazhar olabilirsiniz. Veylün li ekmail kavl, yazıklar olsun efendim laf ebesi olanlara. Yani lafı böyle boş boş söyleyenlere. Veylün lil musirrin, ısrar edenlere yazıklar olsun. Ellezine yusirrun ala ma fa'alu ve hum ya'lemun. Bile bile günah olduğunu, yaptığı işin, günahta ısrar edenlere yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, hatanızı anladığınız zaman şık diye dönün. Hatanız size söylendiği zaman hatada ısrar etmeyin. Aklınızı başınıza toplayın. Peygamber Efendimiz yazıklar olsun diyor. Veylün diyor. Veyl olsun ona. Veyl olsun günahında ısrar edene. Günahta ısrar, günah küçük olsa da suçu büyütür. Küçük suçta bile musur, ısrarlı, devamlı yapan kimsenin cezası büyük olur. Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki la sagireten maal ısrar. Israrla küçük günah büyür. Küçük günah diye bir şey kalmaz. Küçük günah yoktur ısrarlı olduğu zaman. Efendim ben sadece işte küçücük şu hatayı yapıyorum. Bir kusurum bu. Devamlı yapıyorsun, ısrar ediyorsun, tevbe et, yapma denildiği halde yapıyorsun, başının belasını bulursun. Küçük şeyden bile bulursun belanı. Israr olmaz. اَلَّذ۪ينَ يُسْرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bile bile yaptığı işin hatalı olduğunu yapmaya devam edenlere yazıklar olsun, veyl olsun. Veyl bir rivayete göre cehennemde bir dere. Yani yıkılsın cehenneme gitsin, cehennemdeki veyl deresine girsin demek yani. Bir bakıma öyle yazıklar olsundan daha kuvvetli bir tehditli mana var demek oluyor yani. O bakımdan hatanıza devam etmeyin. Hatalı olduğu anlayınca kesin, bırakın. Yapma denildi mi yapmayın. Hatalı, suçlu, günahlı olduğunuzu anladığınız zaman şıp diye kesin, doğru yola gelin. Israr ederseniz ısrarın belasını bulursunuz. Günahta ısrar olmaz.